Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Tazkiyatun nefs derslerimiz sınsılasıdan istikamet dersini okuyorken dedik. Bugün ahirki ders. İki yamanlıktan bittesini telleş. Bazı da hayatta şuna kabul kaladı. İkide işten bittesini kılışke mecbur bu kalas. İkelesi hem yamanlık. Şundan ne kılınadı? Yamanlığı azura abogen. İş kılınadı. Bu nasanı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mukarebe de betegenler. Mukarebe. Mesela bir kişinin sinisi var. Din diyanetten uzak. Allah'ın emriyle beperva. İndi aka dindar, takvadar. Ne kıladı? Bu dinden uzağa bugün bir beyhaya suratta, beyhaya işlerde bir kılı yürgen, bir yarım yalangaç yürgen, ibadattan uzağa bugün sinisi bilen alaka kıladı mı yok mu? Buna kadar karındaşı bilen alaka kılıçlık doğru bu miydi? Lekin alakanı özüçlüken doğru bu miydi? Alaka kısengem yakışmaz, alakanı üstüngem yakışmaz. Bana ikele işten bittesini tallaş gerek, ikelesiyem yakışılıymaz. Şunda kaysınısı yengirroq aloqa qilib turishligi. Çünkü ehtimol sen aloqani uzmay tursang, aka, taqvodor aka. Sendan bir ta'sirlanar, qilgan yaxshiligidan bir ta'sirlanarda haqqi yurib qolar. Ammo agar aloqani uzadigan bo'lsang, mana shu zalolatida, gunoh ma'siyatida davomli bo'lib ketar. Demek aloqani uzmasdan u bilan shariat ruxsat bergan doiralarda muomala qilib turishliging istiqoma deyiladi. Buradalar, mustaqim buluş, istiqamada turuş, aşırı ben varmazlık, kemeti ben varmazlık. İfrat ham yok, tafrit ham yok. Eğer bura kolizge kağıtta bir havlunu kağıtını verirse, havlunun arka milyon dolar deyin. Yani bu havlunu kağıtı sende bulsa ile, havlu seninki bu kaldı yanı buladı mı? Yok, onun arkını tolaştığı gerek. Bunu misal için yapız buradalar. Çünkü siz la ilahe illallah deseyiz o, mustaqim bo'lmasiz, istiqomatda turmasiz, jannatga kira olmaysiz. Tushuntira oladimmi? La ilaha illalloh Muhammad rasululloh desangiz u xohlaganda qayashadigan bo'lsangiz, shariat bilan umuman ishingiz bo'lmaydigan bo'lsa, biz ana shu jannatni kaliti bo'lgan la ilaha illallohni aytdik xolos. Jannatga kirishlik birodarlar Allohning fazli bilan bo'ladi. Amallarimiz har qancha katta bo'lmasin, biz cennetki amalimiz bilan kira olmaymiz. Mustaqim bo'lganligimiz bilan kiramiz, Alloh taolaning marhamati bilan kiramiz. Lekin Qur'onda bir oyat bor, biz aytayotgan ma'noga teskari kelganday bo'lib qoladi. Biz nima deyapmiz? Hech kimning amali jannatga kirib ketishligiga kifoya qilmaydi. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amallari ham. Lekin oyatda aytayapti, astagfirullah. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Ular shirk va isyondan pok bo'lgan hollarida farishtalar ularning jonlarini olar ekanlar, sizlarga tinchlik omonlik bo'lgay, endi qilib o'tgan amalingiz sababli jannatga kiringiz derlar. Qilgan ishingizlar sababli jannatga kiringlar deyilyapti oyatda. Lekin hadisda payg'ambarimiz aytayaptilar, hech kimning amali jannatga olib kirib keta olmaydi. Buni nima deb tushiramiz? Maktabda bitirayotgan bir yigit, misol uchun aytayapmiz, maktabda bitirayotgan bir yigit otasi vafot etdi. Otasi faqir odam edi. Lekin bu yigitning amakisi bor, badavlat odam. Kelib aytayaptiki, jiyanim, agar o'qishni davom ettirishni xohlasang, o'ylanma, hamma sarf-xarajatini ko'taraman dedi. Yigit qabul qildi, yillar davomida mehnat qilib, ter to'kib o'qidi, izlandi, mehnat qildi, safar qildi, xullas vaqt o'tdi, o'zini sohasida katta bir olim bo'ldi, martabaga erishdi, jamiyatda katta obro' e'tiborga, daromadga erishdi. Keyin amaki kelib aytdi, jiyanim, bunday maqom martabaga o'zingni mehnating bilan erishding, dedi. Desa yigit aytayapti, "Ey amaki, sizning fazlingiz bo'lmaganida men buncha narsa yetmas edim," dedi. Amakini pulu bilan yetti mi? Ya o'zini mehnati bilan yetti mi? İkalasi ham bo'ldi.
amakining fazli bo'ldi, yigitning mehnati bo'ldi, ikkalasi bir bo'lib turib, bu kishi, bu yigit shunchalik hatto maqom martabaga ega bo'ldi. Ikkita narsa: o'zini ijtihodi, amakisi infoqi. Alloh taolaning fazli kimga bo'ladi? Mustaqim bo'lgan bandaga. Xudo kechirsa, biz ham jannatga kirib ketarmiz. Xudoning karami keng deb xohlagan ishini qilib yursa, Allohning fazli unga bo'ladi mı? İnna rahmatallohi qoribun minal muhsinin dedi Alloh taolo. Allohning rahmati, fazli muhsin bandalarga yaqin bo'ladi. Sen muhsin bo'lasan, bitta kalit Allohning rahmati bo'ladi, ikkinchi kalit. Shu bilan jannatga kirasan. Mustaqim bo'lasiz, keyin Alloh taolaning sizga fazli bo'ladi, keyin jannatga kirasiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: Saddidu va qoribu va abshiru. Fa innahu la yudkhilal jannata ahadan amaluhu. To'g'ri yo'lda bo'linglar. Mustaqim bo'linglar. Bilinglarki, sizlardan birortangizning amali uni najotga erishtirmaydi. Sizda amalingiz ham yo Rasululloh deganda, ha meni ham amalim. Faqat Alloh meni rahmati bilan o'rab olganda. Demak, boyagi talib ilm yigitni ilm maydonida katta yutuq erishi, katta daromadga erishishligi ikkita narsa sababli bo'ldi. Bittasi amakisining unga qilgan xayr-ihsoni, ikkinchisi o'zining mehnati. Endi siz bilan bizga Alloh taolaning fazli marhamati bo'ladi, bu bitta kalit. Undan burun siz bilan biz mustaqim bo'lgan bo'lishimiz kerak. Mana hozir esli bo'lib o'tiribmiz hammamiz, ha? Majlislarimizga domlalar keladi, majlislarimizga bir imomlar keladi, hurmatli odamlar keladi, odobli esli bo'lib o'tiramiz. Endi hali domla chiqib ketgandan keyin endi boshqacha bo'layapmizmi? Demak, mustaqim emasmiz. Bora shunaqa kasalimiz. Bo'pti endi, chaq qora kelib ketmaydi. Qo'ymiz, sekin-sekin bo'ladi endi. Qo'y. Demak, mustaqim emas. Aytdik-ku, mustaqim degani to'g'ri. Uyda ham bir xil, ko'chada ham bir xil. Uyda ham so'kinmaydi, ko'chada ham so'kinmaydi. Beri esli bo'lib tasbih aytib turib, mashina minayotganda mana shu tasbih aytganda ham yuradi. Tushunarlimi? Mash kasalimiz bormi, yo'qmi bizni? Ikki xilmiz, ha? Tushunarlimi, mustaqim bo'lish qanaqa bo'ladi? U bir xil doim. Bir xil. Ota bolasiga dedi: imtihondan yaxshi natijalar bilan chiqsang, bitta yaxshi velosiped olib beraman dedi. Haligi bola imtihondan haqiqatan zo'r baholar bilan o'tdi. Imtihon varaqchasini oldida to'g'ri do'konga bordi. Magazinchiga ko'rsatib turib, mana baholar dedi, endi yaxshi velosipeddan bitta bering dedi. Desa, u magazinchi nima deydi? Menga nima aloqasi bormi dedi. Ota nima deganida? İmtihon varaqini olib turib, magazinga bor deganmidi? Yo'q. Meni oldimga kel deganida. Tushunarlimi? Demak, bizi dunyodagi mustaqim bo'lishimiz orqasida odamlardan bir narsani kutish bo'lib qolmasin. Mustaqim bo'lishimizdan maqsadimiz Alloh taoloning roziligi bo'lsin, jannat bo'lsin. Shunda bu mustaqimligimiz to'g'ri bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Qalbi mustaqim bo'lmagunicha insonning iymoni mustaqim bo'lmaydi. Qaytaramiz. Insonning iymoni mustaqim to'g'ri bo'lmaydi, to qalbi to'g'ri bo'lmagunicha. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Endi qalbi mustaqim bo'lmaydi, tili mustaqim bo'lmagunicha. Tili to'g'ri bo'lmagunicha qalbi to'g'ri bo'lmaydi, qalbi to'g'ri bo'lmagunicha iymoni to'g'ri bo'lmaydi. Qayer to'g'ri bo'lish kerak ekan? Agar birodarlar, insonning jasadini bir davlat desak, bir mamlakat desak, qalb ana shu davlatning podshohi hisoblanadi. Til ana shu podshohning tarjimoni deyiladi. Gapirayotgan gapingizdan kimligingizni bilish mumkin. Istiqomaning shartlari. Ayrim ulamolar mustaqim bo'lishlikni istiqomaning shartlari bor deyishadi. Ulardan bittasi amaldagi ijtihod. Keyingisi amaldagi iqtisod. Keyingisi ilm hududida to'xtash, ilmda turish. Keyingisi ma'budga muxlis bo'lish. Keyingisi sunnatga ergashish. Nima degani bu? Amaldagi ijtihod birinchisi. Gohida odam amallarni shakli suratda bajaradi. Namozni o'qiyotib turadi.
Roza tutadı, yeme içmeye koyadı. Allah halaki amallar. Lekin suratını ile beceradı. Cüda köpçülüğü adamlarını, mumullarını, cüda köpçülüğünü amalları şekili halas. Namaz okuydu cesadı. Roza tutadı cesadı. Lekin kalbi çi? Namazda hayal ketkali yaptı mı? Demek namazda kayınmaz. Namazda hazırmaz kalb. Roza tutturup günah masiyatlar kalbimizden öt yaptı mı? Köyünümüzden öt yaptı mı? Demek kalbimiz roza tutma yaptı. Sadaka kıladı, zakat verildi. Zakat verildi de bana, zakat verildiğin payet, hazır Ramazan. Nakh pul verişlik elbette kembakallar için yakışık oladı. Lekin nakh pulu bulması sağda malıdan zakat verseyen buladı. Şimdi bana şu zakat verirken payette amalıda iştihat kımıydı. Ne makaladı? Ötmeye koyan astatke tavarını verildi. Satılmaya koyanını, surak ötüp etkenini apkeli verildi. Hayriye fondları gel, kembakallar gel. O halen ki bu nasıl hiç kim yekereyemezse de. Eğer kim bana şunu kılıp zakat verirken bulsa, zakat degen amalda iştihat görsetmepti. Özüge rava körmegen narsanı fakirlerge rava körüptü. Zakat veriyorlar, eşitliyleri birinci nabatta pul veriyorlar. Çünkü o şu fakirlerge en zarı nasıl pul buladı, özünün ihtiyacı işletedi. Şimdi imkan bulmasa sağda malıdan verse buladı. Fakat onu zorradan verin. Hop, eskisini veriyordun. Yuttun da böyle yapsa ama. Ha? O nargisinden yutkuzasın şimdi. Demek amaldaki iştihat degeni, bana istihamanın şartlarından birincisi amaldaki iştihat değildi. Kolizdeki en yakşı nasanı verirsiniz. En yakşı amaldı kılarsınız. Hatta ayrım adamlar, devletke tölediğin sağlığı diyem, zakatla onu yıksabla koyuşarken. Fattakullaha maslatatun vasma'u vati'u. Ve enfiku hayran li enfusikum. Ve men yuqa şuhha nefsihi fe ulayke humul muflihun. Küçükler yetken için Allah'tan korkuyorlar. Kulak tutunlar, itaat etinler, hem de infak insan kılınlar, bana şu sıralı için yakşı. Kim öz nefsinin bakırlığından sakılanı alsa, bas ana öşeler, necat top göçülerdir. Ayatı başlanıma değildi. Küçükler yetken içe takva kılınlar. Degen cayını adamlar minimal amalda düşünüşerdi. Küçükler yetken içe degeni, şu minimal amalda az yine. Bu noto'g'ri tushuncha birodalar. Aslida kuchlilar yetganicha degani toqatingni oxirigacha ish qilish degani. Qo'lingdan kelgan ishni eng afzalini qil degani. Masalan namoz o'qimoqchi bo'lsangiz uyingizda. Qarindosh urug'lar, bola chaqalar vajur-vujur qilayotgan joyda o'qimang. Chunki xayolingizni bo'ladi bular. O, ichkarida uyga kirib keting, hech kim xalaqit qilmaydi. Mana shu namoz o'qishni eng zo'r yo'li. İçkereye namaz okup koysan boğuldu mu deyip durup, o şeyde okup koysan mümkün. Yok ki içkereye kirip okusuzan mümkün. Hop, siz kolizden kelorgen işte en afzalını kılın diye yaptı. Zakat vermek için misiniz? Pul verin nak. Eğer nak pul olmasa, malinizi en yaksını verin. Şimdi bereyken diyem, doğru köyün adamı gibi beri olmayın. Sürüştürün, az güne yügürün, hareket kılın, yengil cahını kıdır olmayın. Az güne cahınızı kıyın. İstap topup kolizmiden vereyim de. Buraya verip koysanızdan buladı. Bana verip koyu zakatını desiniz. Bu yap bitti yolu. Amallarda fakat gene yengilliği değil akıllı olsaylar. Her bitti maskaptan fakat yengillik alana verse buna ki adam mı dini napızlaşıp yeterdi. Bu talfik değil de buradalar. Her bitti maskaptan yengil fatvalarını aladı da Karabski bu adamı dini de salabat haybat kalmaydı. Demek istikamanın birinci şartı amaldaki iştihat. Mustakim buluş, istikama da buluş degeni, ortaça buluş degeni. Bu dinimiz vasatiye dini, ortaça yolu şeyimiz. Dinler, adaşları iki yolu var. İfrat ve tafrit. Aşırı varış amallarını, bu yam hata. Kemiyetir varış amallarını, bu yam hata. Şer'i hükümlerge gulu kirip geçtik hem hata. Şer'i hükümlerge beparva buluşan hata. Dinimiz ortasını üşeyler deydi. Abu Darda raziyallahu anh'ın ayalı kelip Ömer'in hatta halife obdurgen payette eriden Abu Darda'dan şikayet kıldı. Neme şikayetin bar? Dedi, erim kündüzleri rozadar.
keçeleri bedar dedi. Ömer ibn Hattab daha boyan. Lekin şu söz yetib oldu bir mekap dedi. Erin zor adam eken o dedi. Allah baraka versin zor eken dedi. Şunda halifanı aldı turgan Usman ibn Affan idi. Dikkat kılıp eşitken idi. Ey Amir al-Mumini eriden şikayet kılıp bayal dedi. Halife karab durup düşüngen bu söz savalını siz cevap verin dedi. Usman ibn Affan hüküm kıldı. Eri 3 gün ötküzüp 4. günün şu hatını geberedi. Ne mi üçün? 3 gün ötüp 4. sene. Çünkü 4 de hatını bulsa bu hatını ölçüyle 4 günde bir bulamadı. Abu Darda raziyallahu anhu bana şu nafil ibadetlerde kılıçta aşırı bir var yanıdı. Salman raziyallahu anhu nasihat kıladı. Senin canini üstünde hakkı var, aileyene hakkı var, ayalini hakkı var dedi. Kündüzleri rozadar bulsa ayalıya karamıydı. Keçeleri namazda tursa ettirmen geçe ayalını hakkı hukuk paymalı buladı. Demek aşırı varışlık hem doğrumaz amellerini, kemiyeti varışlık hem doğrumaz. Demek istikame de yani haklarını ada kılıçlık. Bazı bir adamlar takva kılıp özüçe takva dar buladı da namaz okumasa onun nanıştası gibi var mıydı? Namaz okumasa ya bir kendidir şer'i ameller gibi bir para var buladı ya olsa muamele kımıydı. O bilen sağda kımıydı. Ha dese o namaz okumaydı. Kime ait de kadar buna kılıç gereydi? Bu takva olmaz. Bu dinle düşünmesliği buladı buradalar. Ha peygamberimizin sahabaları Müslüman bulmayan adamlar bilen hem sağda sattı kılıçken mi? İstikame şartı bar imkaniyatını sarf kılıçlık. Amellerdeki vasatiye yolunu üçleşlik. Ali raziyallahu anh aytadı. Ravihul kulube sa'aten ba'da sa'atin fe innel kulube idâ kellet amiyet. Amellerde daimi surette kattığını üşe yürgen, fatvada kattığını üşe yürgen, şiddetlisini üşe yürgen adamlar vakti saati yürgen payette dinden savup getirdi köyüne. Ali ibn Abi Talib aytadı. Vakti vakti bilen kalplerge rahat verip duruyorlar. Çünkü kalpler eğer malollansa kör bu kaladı. Ona kadar katırı bu muydu daim? Künde roza tutu bu muydu? Kün ara roza tutsun. Bir ayda 3 gün roza tutsun. Düşenbe, perşembe roza tutsun. Lekin her gün olmaz. Mustakim bol işte gene ortaç yol tutuşluydu gene. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü yalgız namaz okusalar cüde uzak okurdular namazını. Lekin imam bol oku verseler cemaatken namazını kıska okurdular. Muazzinle Cebel bunu aksini kılıp cemaatki ötken de imamki ötken de namazını çözü aradı. Şimdi peygamberimiz afattan on anta ya maaz siz fitneçi misiniz dediler. Şunali mi? İstikame de yani ortaçı buluş de yani. Şeriatta dairesinde ramkestan çıkması de yani. Şeytan buradalar insanla oyun tamamından keledi, çöp tamamından keledi, vasvasa kıladı. Ananı kıma, mananı kıma, mananı yeme, mananı içme. Ulas mana işge kiriş aldı ya masen şube habardı. Vasvasa kıl orada da kereyemez orada da. Akıbatta boyayı mumun ilimsizlikden hem de katkılıkke, tatarufke bilgenden işsiz kop getirdi. Oyayı varsa oyayı da mana işliler varsalar varken, madem anakı mümkün varsa varken işsiz kop getirdi. Aqulu qawli hada ve astaghfirullah li ve lekum. Assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.